sayısı ve kullanım durumuna bakılmaksızın yapılmış olması sebebiyle bakanlığımız işte 20 kişiye göre şey yapıyor ama bize de yetki verdi. Evet. Evet, sınava girecek öğrencilerden değerli arkadaşlar, şimdi yazmazdan arkadaşlar mutlaka bildiriyorsunuz. Tamam mı? Arkadaşlar 8 adet yedek sınav evrakı olacak. Diğer sınav evrakları bilir. Veya biz orada yedek salon oluşturma çalışması yapabiliriz. Ama biz yedek salonlar kalabalık okullardan ziyade daha az salon açılmasıyla ilgili. Büyük ihtimal orada salon açacağız. Daha okulu belirlemedik ama merkezdeki okullardan bir tanesini düşünüyoruz. Evet. Tabii onaylanmamış veya sisteme bildiği ilişkilerde eksik olan öğrencilerimiz de var ise bu şekilde mesela Bahçeşehir'de bir tane çıkmak için salon açacağız arkadaşlar. Görevli yönetimde öğrenciyi kontrol edelim arkadaşlar dönüşte. Bir de arkadaşlar listelerimize bir dönüşte bakalım. Bakın bazı okullarda aşk öğretim değilsin demeyin arkadaşlar. O çocuk eğer okula gelmiş gidiyorsa aşk öğretim. Yani zihinsel yeterliği veya dediğim işte biraz önce bahsettiğim tedbir kararı olanlarla ilgili söylemiştik. Evet. Kodlamalar kontrol edilecek. Cevap kağıdı, fizik bilgiler, eksik veya hatalı olan öğrencilerin cevap kağıdı değerlendirmeye alınmayacak. Ayrıca bu öğrencilerin geçer kimlik belgesinin fotokopisi salon yoklama listesine eklenecek. Eğer öğrencimiz salon, yedek salonda sınava giriyorsa mutlaka kimliğin fotokopisini ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu öğrenciler için ayrıca sınava giriş belgesi de düzenlenmeyecek arkadaşlar. Biz size karar göndereceğiz. Bölge sınav yönetim kurulu olarak da karar göndereceğiz. O karar doğrultusunda yedek salonda bu öğrenciler girecekler. Evet. 15 yaş üzerindeki çocuklardan fotoğraf şartı alınacak. Denildi ancak biz tabi slide hazırlayalım. Kimliklerde. Tamam mı? Kimliklerde fotoğraf şartı aramıyoruz. Bina değişiklikleri hiçbir şekilde yapılmıyor. İki okul binalarda ise tek komisyon oluşturduk arkadaşlar. Yani İmam Hatip'le mesela ortaokul beraber olan okullarımız var. Orada tek komisyon geliyor arkadaşlar. İmam Hatip'in kutuları ayrı gelecek. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer özel okullarımızda kereceğiz. Evet. Değerli arkadaşlar bahsetti. Okullarımız bir hafta öncesinde başlanmak üzere sınıflarımız dezenfekte yapılacak. Yapılan her sınıfın girişine arkadaşlar kapının olduğu yere, tam sınıf kapısının olduğu, öğrencinin girişini görebileceği bir yere bu sınıf dezenfekte edilmiştir. Arkadaşlar, bu eğer öğrencimiz biraz önce bahsettiğim şimdi bu sınavda özellikle bakanlığımız salon başkanı dediğimiz sınavda göre, salonlarda görevli olan bir yere kadar arkadaşlar su, silgi ve kalem arkadaşlar bulunduralım. Tabi suyu bulunduracağız. Sıralar üzerinde hazırlayacaklar arkadaşlar. Bir gün önce diyorlar, biz de attık. Arkadaşlar klimalarımızı temizletiyoruz. Klimaları temizlettikten sonra sınav gününe kadar hiçbir şekilde açmıyorlar. Bahsettik arkadaşlar, işte salon yetmeyenlerde nasıl bir iş yapacak? Şimdi, yani şöyle düşünün, 20 tane. Bakın, şimdi bunu özellikle itibariyle tüm okullarımızda kutuları ulaştırmış olacağız. Herhangi bir şekilde ulaşmamış veya 8'de gelmemiş falan olursa da mutlaka bize komisyon üyesi olarak da Mustafa Hocam, Erkan Bey, zaten müdür bey de burada. Herhangi birimize ulaşmanız arkadaşlar. Biz bina sınav şeyinde 4 kişi görevliyiz. 4 yapacak. Bizler de toplantıda olacağız. İlçe müdürümüzle şube müdürü olarak bizler de ve okul müdürlerimiz. Yani şu anki bina sınav komisyonu başkanlarımız. Özel okullarımızda bina sınav komisyonu başkanları kendilerini biliyorlar. Kendilerini yazarken de işte bir koleji sınav komisyon başkanı diye belirtsin. O şekilde veya işte TED koleji diyebilirsin veya has bahçedesin. Bu şekilde bir şey yapalım arkadaşlar. Yarın sınav 10'da toplantı yapılacak il müdürümüzün başkanlığında. Açık öğretim ortaokul öğrencileriyle ilgili şeyi yine hatırlatayım arkadaşlar. Bazı binalara, bakanlığımızın yazmış olduğu yazıyı okuyorlar. Bazı binalara, o binada öğretim yapan öğrencilerinin dışında, bakın dışında diyor. Açık öğretim ortaokul öğrencileri yerleştirmiş olabilir. Bu öğrencilere gerekli kolaylıklar sağlanacak. Salon ve sıralarına ulaşmaları için yardımcı olunacak arkadaşlar. Şimdi aklında sınavla ilgili tereddütte düşünen bir nokta varsa soru sormak isteyenlerin sorusunu da alalım. Hocam biz onları sizlere göndereceğiz. Mesela hatta isimler de var. Bir tane imza yeri var. Bir optimde imza yeri var. Bir yoklamada imza yeri var. İkisi de kurşun kalem. İkisi de kurşun kalem arkadaşlar. Yani öğrenci kurşun kalemle imza atacak diyor.
kişi. Yoksa girişte bize okullarımıza maske göndereceğiz arkadaşlar. Sizlere gelecek hafta, bu hafta değil de önümüzdeki hafta gelin büyük ihtimalle. Bir yere, çekim bir yere bırakabilirsiniz. Bazı okullarımızda bunlarla karşılaşılabiliyor. İşte mesela biz bir mesaj atıyoruz. İhtiyacımız olabilir arkadaşlar. Bu duygularla yaklaşalım. Bazen diyoruz nasıl olsa verenler var, bir benim bana mı kaldı diyebiliriz. Belki de gerçekten size kalmış olabilir.